Oğlum gittim sanıyor. Yazık lan, gittim sanıyor lan. Merhaba arkadaşlar, Gamer'de bu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, bugün normalde Dead by Daylight'tan farklı bir oyun gelecekti. Ancak bugün derbi günü biliyorsunuz ki. Siz videoyu pazartesi izliyorsunuz ama ben pazar günü çekiyorum. Ekipteki herkes de derbi izleyecek. Dolayısıyla zamanımız kısıtlı diye diğer oyunlara zaman ayıramadık. Şu an en hızlı çekebileceğim oyun da bu olduğu için bir tane daha katil gameplay patlatayım dedim. Yani hiç video atmamaktansa bunu tercih ettim diyebilirim. Bugün geleneksel Wolek Myers build'imizi yapacağız. Hızlı bir şekilde perk build'imi anlatayım isterseniz. İlk perk'üm ecel korkusu. Her yaralı, can çekişen veya kancaya asılmış kurban için bütün kurbanlar en fazla %20 olacak şekilde tamir, sabotaj ve totem temizleme hızlarına %5 ceza alırlar. Yani diyelim 2 kişiyi yaraladım, %10'luk bir ceza alıyorlar. Hepsi yaralıysa %20 ceza alıyorlar şeklinde devam ediyor. Sabotaj ve totem hızı çok önemli değil. Jeneratör yavaşlatması sağlamaya çalışacağız. İkinci perk'üm Evsun ölümsüz. Bir kurban herhangi bir sönük totemin 4 metre yakınındaysa haresini görüyoruz. Ancak bizim işimiz bununla değil. Bizim işimiz bir diğer maddesiyle. O da şu. Farklı bir Evsun totemi temizlendiğinde o totemin Evsun'u Evsun ölümsüzün totemine aktarılıyor. Ve Evsun ölümsüz devre dışı kalmış oluyor. Son perk'ü anlattığım zaman ne demek istediğimi daha net bir şekilde anlayacaksınız. Üçüncü perk'ümüz kanlı kasap. Bir kurbanı normal saldırımızla vurduğumuz zaman ağır yaralı ve kan kaybı durum etkisine giriyor. Ağır yaralı efekti kurbanın iyileşmesini yavaşlatıyor. Yani daha uzun sürede iyileşiyor. Biz de Wolek build'de olduğumuz için kurbanlar ne kadar yaralı kalırsa bizim için o kadar iyi olacak. Kan kaybı durum efekti de kurbanların daha sık kan bırakmasını sağlıyor. Bu çok işimize yaramayacak. Sonuçta Wolek'iz. Ancak yine de anlatayım. Tabi bu kan kaybı durum efekti değişiyor. Yeni güncellemeden sonra çok daha farklı oluyor. Ancak şu an anlattığım şekilde işliyor. Son perk'ümüzde Evsun yıkım. Bir jeneratör herhangi bir kurban tarafından tamir edilmiyorsa normal gerileme hızının %200'ü kadar kendi kendine geriliyor. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Ancak Evsun toteminiz kırılırsa bu perk devre dışı kalıyor. Şu gördüğünüz Evsun ölümsüz totemini de bu yüzden aldım. Evsun yıkım perk'ümüz kırılsa dahi aktif kalmaya devam edecek. Çünkü onun özelliği Evsun ölümsüz totemine aktarılacak. Tek seferlik. Yani Evsun yıkımımı devre dışı bırakmaları için bir değil iki tane yanan totem kırmaları gerekecek. Şimdi geldik eklentilerimize. İlk eklentimiz çizik ayna. 32 metrelik bir mesafede stok tuşuna basarsam yakınımdaki tüm kurbanların haresini görebiliyorum. Ancak birinci aşamanın ilerisine gidemiyorum. Yani seviye 2, seviye 3 olamıyorum. Kurbanları tek atma moduna sokamıyorum. Diğer eklentim de mücevher kutusu. Takip sırasında hareket hızımızı %30 arttırıyor. Sürekli stok modunda olacağımız için kurbanların yerini görmek için o moddayken hızımızı arttırıyoruz. Ve adak olarak da tabii ki bir tane hastane haritası attık. Bu build'i açık haritalarda yapamazsınız arkadaşlar. Mutlaka kapalı harita atmanız lazım. Evet arkadaşlar. Sonunda counter'ının olmadığı bir build ya. Yani bir tek kedi perk'ü olabilir. Spine chill var ya. O da yani olsun artık, o kadar da olsun değil mi arkadaşlar? Şimdi direkt arkadaşlar şöyle stalklayarak başladık ki 32 metre yakınlarına girdiğim an direkt hareleri bana gözükecek. Olayımız bu. Zaten geleneksel build'imiz. Seviye atlamadığımız için hiçbir şekilde kalp atışımız falan da yok. Oy oy oy. Sağa döner mi? Sağa döner mi? Bunu kıstırmamız lazım arkadaşlar. Bunu kıstırmamız lazım. Böh! Ulan var ya sen ballısın ha. Sen harbiden ballısın da chase'e girmem lazım. Devir onu git. Tamam hadi görüşürüz, sen devam et. Adam beni biliyormuş gibi koridorun ilerisinden gitti ya. Ona şey oldum, anladınız mı? Oo, jam bitti bile. Ace merhaba. Ulan bir erken fark etmeseler bak. Chase'e girmemem lazım ya. Chase'e girince ya mümkün değil yani, yetişemem, anladınız mı? Ne oluyor lan, bu ne? Alalım arkadaşlar şunu yani. Kesin iyi bir şeydir. Bah! Oğlum sen ne ballısın lan? Bu beni görüyor mu? Bu ne yapıyor ya bu? Orta jende yapılıyor. Kolay gelsin. Merhabalar. Mikayla şok. Yemin ediyorum şok Mikayla. Size bir şey diyeyim mi? Var ya. Tir tir titrettik Mikayla'yı. Öbür jene tabii ki de devam ediyor. Onun arkasından dolanabilir miyiz? Şuradan şöyle dolansam hala orada. Ama var ya bak, çok avantajlılar ya. Şu an niyeyse bir zorlandım ben. Normalde bu Wolek build'inde zorlanmazdım. Şu an bir zorlandık. Niye öyle oldu? Oğlum gittim sanıyor. Yazık lan. Gittim sanıyor lan. Bunun hesabını kim verecek arkadaşlar? Bu adamı üzdük şimdi biz. Hı? Bak 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 bak. Tiplere bak, tiplere tiplere. Bak 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 bak. Oğlum bu adam ne lan bu? Kedi mi var bunda? Bunda galiba kedi var arkadaşlar. Bu Mikayla biraz heyecanlı şu an. Mikayla bayağı bir heyecanlı. Ne, Allah ne verdiyse deparı vurdu vallahi Mikayla. Mikaylacım gel 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 gel. Beni kızdırmayacaktın. Tamam, devam, iyi devam ediyoruz. Kötü başladık, iyi devam ediyoruz.
Dum 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 dururururum dururururum dururururum. Adam her şeyin birini de sevfeler mi acaba? Alacaksın onu. Zord as hit. Aaa Mikaela geçemedi lan buradan. Bunun dedardı var mıdır? Bilmiyoruz ki dedardı var mı yok mu. Merhabalar, flash'a falan gelinmiş. Flash'a falan gelinmiş, flash'a gelindiyse bunun decisive yoktur mu acaba? Nasıl olur? Bok yoktur. Ulan şu devirde decisive almayan kurban mı olur ya? Çakalı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Palete geçip heal'lanıyor. Palete geçip heal'lanıyor. Ben buna nasıl yetişeyim şimdi he? Devir bakayım palete. Gayet güzel. İşte bilen adamla bilmeyenin hali, anladınız mı? Dur bakayım. Oğlum var ya, bak çakal ya, yemin ediyorum. Lan bunu salacağız, yok bununla uğraşılmaz. Şuna bir jump scare, şuna bir jump scare. Zord! Zord! Şöyle beklesem altında. Çok keyifli ya izlemesi. Yani değerlendirebilirsek Mikael Armut'unu değerlendireceğiz. Ne yapalım, o da palet buldu. Ama palet umurunda değil gibi. Tamam, bu çok uzağa kaçtı, bunu salacağız. Michael'la Chase atamıyorsunuz ya. Adamlar da Volek'e karşı nasıl oynayacağını çözmüşler yani. Baksana. Tam bu tam çözememiş gibi. Bunun kedisi medisi vardır dedik de. Bir heyecanlı bu. Bir heyecanlı şu an. Şunu tam heal'larken falan gafil alır mıyız arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Ya uff. Şunu belki. Allah Allah, palet devirmemeler falan orada boon görüldü. Bir şey diyeceğim, şu mesafeden bile yetişemeyeceğim sanırım değil mi? Evet. Çok kötü normal chase'i. Hep de normal chase'de kaldı mı, hiç böyle şey yakalayamadım. Yani onlar volek herhalde, ben anlamadım. Baksana bak, hep doğru yere kaçıyor adam. Sanki o da beni görüyormuş gibi oynamıyor mu şu an? Bak. Bak 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 bak. Bah. Hareketlere bir bak ya. Aynen kardeşim ya. Aç kardeşim kapıyı, aras kargo ya. O kadar da vururuz canım. Ama çok kötü değil mi lan çatamaması ya? Oldu canım, oldu oldu oldu. Oldu oldu oldu. Şurada heal'lanan var. Fangman. Bu paleti yemiştik. Dedardı varsa kurtulur. Yoksa Zord. Güzel. Evet, zor maç. Zor maç. Vallahi Volek build'inde zorlanıyoruz ya. Gerçi bilen adamlara karşı artı SF'lerse zor ya zaten. İnat etti ona, inat etti ona. Tamam mı? Ona inat etti. Güzel de dart, o palette duruyor. Kır bak, devir bakalım. Çakallara bak, çakallara bitirdiler ya maçı. Neyse, arkadaşını almaya geldi ama arkadaşını kusura bakmasın, biraz baş alır. Kendisi bakalım neler yapacak. Orada palet var mı? Vardır tabii ki. Vardır, vardır. Tam paletleri aldık. Umarım da size yoktur. Hadi bakalım. Güzel. Öldü. Aha. Bir yaralı daha mı yoksa? Maç boyu, maç boyu yaptın yapacağını, en sonunda batırdın ha. Aynen. Seah Kanks. Uzaktaki Jhin'i yapıyor. Var ya bunu çakal ya. Biri Connor yapmış, biri Gigi Connor yapmış ismini. Tamam, Ace diğerini alacak. Onun son asılışı. Ace heal'landı. Bunun iki mi oldu, ilk mi oldu? Bunun ilk oldu. Ace ile şeyin daha ilk asılışı. O açıdan sıkıntıyız. Şimdi hemen Mikaela'ya döneceğiz arkadaşlar. Onun decisive'i de yok. Sonrası artık bilmiyorum nasıl olurlar. Şu Ace'i sal ya. Ace valla... Ben miyim Volek o mu anlamadım. Bak hala Jhin'e oturmuş ya. Tam köpek değil mi arkadaşlar? Tam köpek değil mi arkadaşlar bu adam? Alo! O ne lan? Ha, dedart attı herhalde. Yo, ne yaptı o? Dedart mı attı? Çık lan! Çık! Dolaba falan saklanıyor ya. Oğlum bir daha benim Volek buldiğimi counterlasanız alın. Zaten en iyi bu ikisi oynuyordu. Bak bak bak, köpeğe bak köpeğe. Lan siz şerefsizsiniz lan. Siz var ya, siz şerefsizsiniz. Siz harbiden gördü ya şeyi. M1 Michael'ı gördü ya, M1 Michael'ı. Yapmamalı hareketler. O orada duruyor, ona info veriyor. Öbürü de şey yapıyor aklı sıra, anladınız ha? Önüne falan çıkmam lazım bir şekilde bir yerden. Ta şuradan şöyle dolanabilirim. Oldu canım, oldu. Oldu canım, oldu. Oldu canım ya. Gel buraya flash, gel. Ya bu ace'leri ne gıcık oyuncu ya bunlar. Bu ace'ler var ya, bu ace'ler çok uyuzlar ya. Güzel. Ez hasar. Ez hasar. Çekil lan önümden. Ne yapacaksın? Atabilir mi Volt? Atar tabii, yani şuna baksana. Boyum yetişmiyor anasını satayım. He, burada beklerim ki. Nasıl alacaksın arkadaşını? Ölene kadar beklerim, öldükten sonra da seni düşürürüm. Ah, orada pencere olmasa gafil avlarım da bunu. Donut donut. Sürekli bununla uğraşalım ki arkadaşlar heal'lanamasın. Tamam, kullan o pencereyi.
Tamam, uzaklaştı. Bu arkadaşını saldı anlaşılan. Okey, bunu da indirelim. Sürekli açık koridorları kullanıyor, görüyor musunuz? Biliyor çünkü yani bu ilde. Ama bakalım şimdi ne yapacak? Bunun dedardı da vardır. Yani bu kardeşim kompetitif player olduğu için. Oo, bu palet duruyor mu lan hala? Bu hatch'i bulur diye yorumladım ya. Ne diyorsunuz? Yani çok hatch bulacak gibi durmuyor mu? Şu tarafa doğru kıralım ki arkadaşlar. Palet o taraftan geldi ya. Buldu bak. O kadar eminim ki. Ama maçı bu adam yüzünden kaybettiler, biliyor musunuz? Bu salak sürekli klik klik yapacağım, flash tutacağım diye bir kere bile gene oturmadı. Ben alacağımı aldım, benlik sorun yok yani. Ne yapabilirim ki? Düz chase'de bir şey yapamam adama yani. Kırılmış gözlüğü gördü. Gençler, bu arada ana hesabıma geçtim. Diğer hesapta eklentiler bitti. Çok da puan dağıtamadım. Puanı vardı ama dediğim gibi zamanım kısıtlı. Yani bu tarz build'ler güçlü adamlara karşı yapılmaz. Seni bir şekilde counter'larlar. O yüzden ana hesabımdan oynamıyordum. Ama eklenti bitince mecbur geçtik. Umarım armutlar gelir yani, ne diyeyim. Gerçi bir önceki maçtakiler bence benim hesabıma gelenlerden daha güçlüydü. Oo, Genrush team'e. Ne oluyor? Kedi mi var bunda? Bıh. Vallahi kedisi var mıdır yok mudur bilmem ama muhtemelen var. Yani bir zortladı gibime geldi benim. Aa oğlum, devirsem deviriyormuşum ya. Neyse, bu paleti alalım, önemli bir palet. Daha doğrusu vursam vuruyormuşum, devirsem deviriyormuşum, ne anasını satayım. Oo. Bunlar hala mevzuyu ayıkamadı, güzel. Bahsettiğimiz armut kurbanları bulduk galiba arkadaşlar. Bu ebediyete doğru gidiyor. Abi bir sola dönsen oradan var ya. İşte koridorlar açık, koridorları takip edemem, mümkün değil. Yukarı çıktım manyağa bak. Tamam kanka, vurmayacağım bir daha sana. Nereye gitti anasını satayım öyle ya. Allah! Sen David'sin yani, Dedard'ın olmama gibi bir ihtimali yok diye düşünüyorum. Tabi olmaz. Aa, burada palet varmış. Kanka tamam, bir süre sonra Jene oturun artık, alo. Bak bak bak, gidişe bak, gidişe bak bak bak. Canavar ordusu ya, canavar ordusu ya, yemin ediyorum. David, bir farkına var artık kankam ya. Artık geldim ya, arkadaşın niye kaçıyor? Boşa mı kaçıyor anasını? Sen ne yapıyorsun lan köpek? Geri dönüp o Jene'i bitireceksin değil mi? Artık hook almam lazım ya. Ulan bu build'de ben böyle değildim eskiden. Niye kötü oynamaya başladım bunu ya? Hani hiç hook alamıyorum. Sadece vuruyorum vuruyorum, yaralanıyorlar. Ovalıyorum ovalıyorum, çıkmıyor arkadaşlar. Bak orada totem buldu bak. Bak aha. Lan Dedard'ı niye beklemiyorsun oğlum Ahmet ya? Tamam neyse, aldık bunu her türlü. Vuramadım sandım, bir şey diyeyim mi? Bu Allah'ın belası bunun var ya. İyi ki nerfleniyor anasını satayım. Survivor main adam. İyi ki bunun nerfleniyor diyor arkadaşlar. Yani bundan daha ilerisi var mı ya? Vurabilir miyiz buna? Oğlum çok çok kötü normal chase'te ya. Zortingen Strauze! Kankalar kusura bakmayın, bir yerde biz de yani tanılımızda ekmeğimizdeyiz yani, kusura bakmayın. Hangi Jene'i tutayım ki? Hangi Jene'i tutayım? Bunu da 105'e getirmiş yani, sonunda artık grab yapabildik. Yavaş wiggle at, yavaş wiggle at. Hiç gerek yok böyle hızlı wiggle'lara. Köpeğe bir bak ya köpeğe. Köpeğe bir bak ya köpeğe. Yemin ediyorum arkadaşlar, bu köpek değil de ne ya bu? Karnındakini alıyoruz ha? Şunu hemen indirmemiz lazım arkadaşlar. Hemen indirmemiz lazım da. Normal chase'de nasıl indireceğiz değil mi? Güzel Dedard. Bakalım belki bir şekilde. Aa yukarı çıktı. Dedard'ın attığını biliyoruz. Zord kafasına oturduk. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Söyle bakayım ne yapıyorsun? Bunda size var mı? Buna da attıralım size'ini varsa. Maç sonuna kalmasın size'ler. Aha! Size'i zordladı. Yüksek bir jam bulup hemen popumuzu vuralım. Zortingen David. Ne oluyor, sen niye laglısın? Bu can yüksek değilmiş bu arada ya. Başka can yok mu? Neyse pop boşa gitmesin. Diğer canlara gidemeyeceğim çünkü. Şuna vuralım. Bunu alsınca bir pop daha gelecek zaten. Seni artık bir şekilde mecbur tanımlayacağız kankam, kusura bakmazsan. O nasıl? O ne de... Na o de dert ne? Yani gerçekten kusura bakmazsan inşallah. Bakıyor mudur arkadaşlar sizce kusura? Çünkü şu an arkadaşlar bir maç daha girme lüksüm yok. Hani... Yenmem lazım bu maçı. İyi oynamam lazım en azından. Derbiye yetişmem lazım. Artık tunnelsa tunnel, campse camp. Bir şekilde bu maçı alalım. Şu jen yüksek tamam. Pop hak eden bir jen. Jeneratör, sen pop hak ediyorsun bak. Seni seçtim tamam mı? Oo, bu jende biri var. Diğerinde uyumsuzluk yandı. Fengse ya. Vurabilir miyiz? Vururuz. Uyumsuzluk yanını riske edeceğim, bitsin. Ya da bitmesin lan, niye bitecek? Yetişebilir miyiz ona? Şuna bir vuralım bir tane. Zord David, Zord David. Biri daha mı var orada? Bak 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 bak, çakallara bir bak ya. Oldu canım. Halamın da bu iyi olsa amcam olurdu David. Aynen. Oğlum şu Dedard'ı beklesene artık. Alo. Niye heyecan yaptık öyle arkadaşlar bir an? Acil hemen bitirmek istiyorum ya, o yüzden ondan ondan. Tamam, buna popu vurduk.
Zortingen Fengoş. Heal partisi düzenlenir mi? Düzenlenir tabii ki de. Zort. David'e de mi bir tunnel yoksa? David'e de mi bir tunnel yoksa? Bu video kahpeyiz. Rolek Myers'a kancadan alınır alınmaz... Kancadan alınır alınmaz heal'lanılmaz arkadaşlar Rolek Myers'a. Bunu öğrenmeleri lazım. Ben onun için tunnel'ladım. Yani ders niteliğinde düşünün. Zort. Oğlum ana hesabımın MMR'ı daha düşük galiba, anasını satayım. Baksana gelenlere. Oo saldı. O zaman bu dolapta bir şey değil mi? Hadi bakalım içi kim bulacak? Cevap basit bence. Zor bir cevap değil arkadaşlar. Ya nasıl olabilir kanka, sen mi spawn ettin içi ya? Hatch'in yerini sen mi belirledin anasını satayım? Bu nedir ya? Ulan hemen de sinirleniyorsunuz ya. Evet gençler, bu videoluk benden bu kadar. Dediğim gibi derbiye yetişmem lazım, hatta ilk 10 dakikasını kaçırdım bile. Biraz kısa bir video oldu. Telafi ederiz, merak etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.